Hibritleşmenin eşlenik bazı kararlı hale getirmede çok büyük bir etkisi bulunur. İlk olarak etanla başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir etan molekülü var. Bildiğiniz gibi bu karbonun hibritleşme türü sp3 ya da sp3. Bu videoda biz sp3 diye kullanacağız. Diyelim ki etan bir protonlu veriyor. Hatta o proton da buradaki olsun. O zaman bu bağda bulunan pembe renkli elektronlar da karbon üzerinde kalarak eşlenik bazı oluşturacak eşlenik bazdaki pembe renkli elektronları işte bu şekilde gösterebiliriz. Bu karbonun hibritleşme türünün sp3 olması bu elektronların sp3 hibrit orbitallerinde bulunduğunu gösteriyor. Yani burada sp3 hibrit orbitalini temsil etmiş oluyorlar. Hibritleşme üzerinde yaptığımız videolardan sp3 hibrit orbitallerinin %25 oranında s, %75 oranında p karakteri olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Sonuçta bu hibrit orbitaller bir tane S, üç tane de P orbitalinin karışmasıyla oluşuyor. Buraya kolayca hatırlamamız için sadece %25 S karakteri olduğunu yazıyorum. O zaman bir de eteni yani etleni inceleyelim. Buradaki merkez atomunun yani karbonun hibritleşme türü sp2. Eten bu protonu verecek olursa pembe renkli elektronlar yine geride kalacak. Aynen bu şekilde. Bu da etenin eşlenik bazı olacak. Tekrar hatırlatıyorum. Bu karbonun hibritleşme türü sp2. Demek ki ortaklanmamış elektron çiftleri yani pembe olanlar sp2 hibrit orbitalinde bulunuyorlar. Başka bir deyişle sp2 hibrit orbitalini temsil ediyorlar da diyebiliriz. Diğer yandan sp2 hibrit orbitallerinin %33 oranında s karakteri var. O zaman buraya %33 S karakteri olduğunu yazabiliriz. Elimizdeki son örnek asetilen. Asetilendeki karbonun hibritleşme türü de sp. Yani asetilen bu protonu verdiği zaman bu elektronlar geride kalıyor. Yine pembe renkli elektronlar geride kalıyor. Karbonun hibritleşme türü sp olduğundan pembe renkli elektronlar sp hibrit orbitalinde bulunuyor diyebiliriz. Bu moleküldeki hibrit orbitalin yani sp hibrit orbitalinin ise %50 s karakteri var. Demek ki buraya %50 s karakteri yazmam gerekiyor. O zaman bir de bu moleküllerin pKa değerine bakalım. Etanın üzerinde bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 50. Etenin içindeki protonun ise pKa değeri yaklaşık olarak 44. Asetilinin içindeki proton içinse bu değer 25 civarında. Bildiğiniz gibi pKa değeri ne kadar düşük olursa asit o kadar kuvvetli olur. Sağa doğru ilerlerken pKa değerinin düştüğünü gördüğümüze göre asitlik artıyor diyebiliriz. Evet burada bahsettiğimiz şey asitlik kuvvetin artması. Demek ki asetilen bu üçü arasındaki en kuvvetli asitmiş. Asetilen en kuvvetli asit ise eşlenik bazı da en kararlı baz olmalı. Burada gördüğünüz eşlenik baz, asetilinin eşlenik bazı. Buradakiler arasında en kararlı olan olmalı. Öyleyse sağa doğru ilerlerken kararlılığı da arttırmış oluyoruz. Bir kez daha altına çizeyim. Burada eşlenik bazın kararlı olmasından bahsediyorum. Peki eşlenik bazların daha kararlı olmasını hibritleşme ile nasıl ilişkilendirebiliriz? Öncelikle biraz önce konuştuğumuz şu hibrit orbitallerine bir göz atalım. İki eşlenik baz için ortaklanmamış elektron çiftlerinin sp3 hibrit orbitalinde bulunduğunu söylemiştik. Ayrıca bu hibrit orbitalinin %25 s karakteri vardı. İkinci eşlenik baz için hibrit orbitallerinin s karakteri %33'e, üçüncüsü için %50'ye çıkmıştı değil mi? Biraz önce sağa doğru ilerlerken kararlılığı arttırdığımızı söylemiştik. Bu aynı zamanda hibrit orbitalinin s karakterini de arttırıyoruz demek oluyor. O zaman s karakterini arttırmak eşlenik bazın kararlılığını da arttırıyor olmalı. Bunu aslında s ve p orbitallerini kullanarak açıklayabiliriz. S orbitallerinde çekirdeğe yakın elektron yoğunluğu ortalama p orbitallerine oranla daha fazla. Bu yüzden s karakterini arttırmayı çekirdeğe yakın olan elektron yoğunluğunu arttırmak diye de açıklayabiliriz. Ne demek istediğimi daha net açıklayabilmek için bunu bir de çizimler üzerinde göstereyim. Öncelikle etanın eşlenik bazındaki ortaklaşmamış elektron çiftlerine bir bakalım. Düşünmemiz gereken şey bu elektronların çekirdeğe olan uzaklığı. SP3 hibrit orbitali en az S karakterine sahip olduğuna göre bu elektronlar da ortalama olarak çekirdekten en uzakta olanlar olmalı. Yani daha az kararlı ve daha yüksek enerjili elektronlardan bahsediyorum. Sağa doğru ilerlerken işte bu uzaklığın düştüğünü görüyoruz. Elektronlarla çekirdek arasındaki uzaklık azalıyor. Demek ki sp hibrit orbitali için ortaklanmamış elektron çiftiyle pozitif yük çekirdek arasındaki uzaklık en kısa olandır. Pozitif yüklü çekirdekle elektronlar arasındaki uzaklık azalırsa bu aralarındaki çekim kuvvetinin artmasına neden olacaktır. Bu eşlenik bazda pozitif yüklü çekirdekle elektronlar arasında büyük bir çekim kuvveti olduğuna göre en kararlı olan bu olmalı. Aslında demek istediğim şey çekirdeğin bu çekim sayesinde bu elektronları daha güçlü bir şekilde tutabilecek olması. Bu daha büyük bir kuvvet, daha iyi bir kararlılık ve tabii ki daha düşük bir enerji demektir. Öyleyse en sağda gördüğümüz en kararlı eşlenik baz diyebiliriz. Bu eşlenik baz en kararlı olansa asetilen de bu üçü arasında en asetik olan olmalı. Aslında bu anlattıklarımın elektronegatiflikte de ilgisi var. Burada diyoruz ki hibritleşme türü sp olan karbon elektronları daha iyi bir şekilde çekecektir. Peki elektronegatiflik için yaptığımız tanım neydi hatırlıyor musunuz? Elektronegatiflik için bir atomun elektronları kendine doğru çekme kuvveti demiştik. Öyleyse SP hibrit orbitalinde elektronlar pozitif yükü çekirdeğe daha yakın olduğuna göre hibritleşme türü SP olan karbonlar daha elektronegatif olmalı. Demek ki hibritleşme türü SP olan karbon hibritleşme türü SP2 olan karbondan hibritleşme türü SP2 olan karbonda hibritleşme türü SP3 olan karbondan daha elektronegatiftir. Yani... Elektronegatifliğin de hibrit orbitalin S karakteriyle bir ilgisi var. Bu aslında size biraz ilginç gelmiş olabilir. Sonuç olarak bu zamana kadar karbon için tek bir elektronegatiflik değerinden bahsetmiş ve her zaman aynı değeri kullanmıştık. Ama şimdi tek bir karbon için farklı değerler olduğundan bahsediyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi hibritleşme türü SP olan karbon en elektronegatif olandır.